Merhaba, basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. Bugün haberleri konuşacağız. Jason Kidd 3 senelik 18 milyon dolarlık uzatma almış. Ne diyorsun abi? Nasıl? Yani neden? Var mı bir açıklama? Milwaukee harika bir sezon geçirdi. Sen bilmiyorsun galiba. Finalin kıyısından döndüler yani. Benim anladığım kadarıyla. Ne oldu ya? Antetokounmpo'nun gelişimi mi çok etkiledi? Nasıl bir açıklama var? Abi Jason Kidd bu. Jason Kidd oyunculuğu zamanında da hep şeyden bahsedilirdi. Yani perde arkasında korkunç bir şey diye, politikacı diye ki gittiği her yerde koçu değiştirmiştir, yapıyı değiştirmiştir. Zaten New Jersey'ye nasıl geldiğini biliyorsun. New Jersey'de perde arkasında genel menajer olmaya çalışma oyunları. Orada işlerin kötü gittiğini gördüğü an hemen Milwaukee'ye sıçraması. Abi ben hep şey diyorum, CIA'nin başkanı olsam ilk alacağım şey, tabii bu kadar para veremezsin de. Abi böyle bir perde arkası, çok korkulacak adam abi. NBA'de en korkman gereken kişi muhtemelen. Yani sağ içinde ne kadar zekiyse sağ dışında daha zekiymiş abi. Şu anlattıklarından benim kafamda şey canlandı. House of Cards'ı izliyor musun? Evet. Oradaki Kevin Spacey canlandı. Böyle abi şöyle söyleyeyim. Kevin Spacey ile karşı karşıya gelse Kevin Spacey korkabilir yani. Öyle söyleyeyim yani. Şeye geçelim. Rockets Durant'la görüşmek istiyormuş. Öyle bir görüşme talebi varmış. Görüşürler mi? Sence Durant'la? Valla geçen gün James Harden'la yemek yemişler. Oo, bir dakika ben bunu bilmiyordum. Ya, ne olacak abi? Arkadaş yemek yemişler yani. Hiç öyle değil. Bence arkadaş değiller. Kesin Rockets'a gidiyor. Tabii tabii. Şey değil mi? Söyledi. Söyledi. Başkanım beni al mesajı yollamış. Valla Rockets şunu unutmayalım. Kevin Durant çok sadık bir isim. Oklahoma City'den ayrılabilir ama yerel rekabette Oklahoma City Houston'a çok yakın bir şehir. Texas'ta değiller ama Oklahoma City, Oklahoma eyaletinin en güney noktasında Texas'a çok yakın. Yani Houston'a çok yakınlar aslında. Houston, Oklahoma City arası, ben arabayla gittim o yolu oradan biliyorum. All-Star oynanırken. 300 kilometre falan. Yani gerçekten çok yakınlar orası. O yüzden, pardon Dallas'a çok yakın. Houston'a o kadar yakın değil. Dallas'a daha yakın. Özür dilerim yanlış söyledim. O kadar yerel bir, çok yakın bir rekabetin içine gitmek istemez. Bir, ikincisi Houston'un pek gidilecek hali de yok yani. Eğer ayrılacak, ben sezon başında ayrılacağını, daha doğrusu playoff başında ayrılacağına çok daha yakın ihtimal görüyordum. Bu playoff'tan sonra kalma ihtimalinin daha arttığını düşünüyorum. Bence de gideceğini düşünmüyorum. Gitse de Houston'a, gitse de... Çalışan bir sisteme gider. Aynen, Houston'a niye gitsin abi? O sirke niye gitsin yani? Paul George geçen sefer sakatlanmıştı milli takımda. Bu sefer demiş ki yani ben oynamayı düşünüyorum, böyle planım var diye. Ya bayağı bir gitmeyen var. Çok şey gitmeyen var abi. Fark eder mi gitmeyenlerin olması bu kadar? Onu sorayım önce. Sonra. Ya şöyle ilk 30 kişilik kadro açıklandığı zaman sonra Damian Lillard eklendi. 31 kişiye çıktı hani aday kadro. Abi gözünü kapatıp 10 tane adam seçsen zaten şampiyon olur diyorsun. Yani hani hiç gidip gitmeyen çok önemli değil. Ama doğal olarak biraz gücü azalıyor. Yani hani Fransa'nın bir tehdit etme ihtimali olabilir mi? Tek maçta çünkü her şey olur. Ama yani Amerikalılar makası çok açtı. Mesele şu ki çok kilit bazı oyuncular gitmiyor ve guard pozisyonu gittikçe daralmaya başladı. Yani guardlar konusunda biraz Mike Conley, Damian Lillard'a kalmış gibi gözüküyorlar. Çünkü Curry gitmiyor, Chris Paul gitmiyor, John Wall gitmiyor. Yani hepsi sakatlıkları nedeniyle gitmiyor. Zika virüsünden korkanlar gitmemeye başladı. Baya baya o 30 kişilik kadrodaki 30 kişilik aday kadro içindeki rüya takım yerine biraz bir B takım gidecek gibi. Ama onlar bile çok rahat favori olacaklar yani. Paul George'un bu kararını nasıl değerlendiriyorsun? Hani sakatlanmış. Şöyle çok adam. Onu bence Larry Bird etkisi diyorum ben ona. Yani Larry Bird, şimdi insanlar etraflarından çok etkilenebiliyorlar. Ama Larry Bird şey mesela, yani ilk sakatlandığı zaman da aynı şeyi söylemişti. Ya arka bahçesinde koşarken de olabilirdi demişti. Milli takımda da olabilir. Hakikaten arkadaşlarının oynarken de olabilir. Yani bu sakatlık milli takıma gittiği için olmadı. O riski belli bir oranda arttırdı mı? Evet arttırmış olabilir sakatlanma riski. Ama her zaman olabilir. Ve bundan çekinerek hayatına devam edemezsin abi. George da hiç takmamış, devam etmiş. Eğer çekinerek devam edersen Derrick Rose olursun abi. O zaman doğru bir bakış açısı. Doğru. Bir de ona gidiyor olması bir onlar için çok iyi mi? Tabii. Amerika için çok iyi bir tabii haber. Zika virüsünden çok korkuyor ama Amerikalılar. O yüzden bir kısmı o yüzden gitmiyor. Bakalım sonra o iki kişi kadar olacak. Zika virüsü ne bilmiyorum ben. Ne yapayım? Abi sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Abi Zika virüsü özellikle şu anda Güney Amerika'da hızla yayılan bir virüs. Hayati tehdit etmiyor ama belli sorunlar yaratıyor. Mesela kadınlar, özellikle kadın sporcuları gitmek istemiyor. Çünkü eğer Zika virüsü bulaşırsa onu vücuttan atamıyorsun ve ciddi anlamda hamilelik deformasyonlarına yol açabiliyor. Başka zihinsel bir takım sorunlar falan yaratıyor. Yani hayati tehlike yaratan değil ama hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen, çocuk sahibi olmayı ciddi anlamda etkileyen çok tehlikeli ve çok
hızlı yayılan bir virüs. Ben de gitmezmişim bu arada. Zaten pek çok kişi gitmiyor zaten. Özellikle kadın sporcular çok çekiniyor yani. Şey, Jeremy Lin bu yaz aylarında ilk 5 başlayabileceği bir takım aramaya karar vermiş. TBL'de görebilir miyiz kendisini? Abi Jeremy Lin ideal bir ikinci 5 oyun kurucusu. Felaket bir birinci ilk 5 oyun kurucusu. Bence çünkü kendi görev tanımını daha iyi yapsın abi. Olacak iş değil. Yani ha, iyi bir sezon. İlk 5'te iş bulamaz bence. Aynen. Çok iyi bir sezon geçirdi. Ama basketbolun değişimi o tip oyuncuların verimini de çok düşürüyor. Yani hızlı olmak zorundasın artık. İdeal bir ikinci beş oyun kurucusu. İdeal. Evet. Biraz, ama asla ilk beş oyun kurucusu değil. Biraz da şeyini değiştirdi aslında, stilini. Daha çok sonradan girip sayıya katkı veren bir oyuncu. Ne güzel işte. Yeter. Ne güzel. Ne güzel abi. Ne güzel. Tiffany Davis şey demiş. Durant'in gitmesi Oklahoma için iyi olacak. Westbrook'a yer açılacak. Westbrook kendini gösterecek böylece demiş. Ne kadar katılmıyorsun? Hani katılmadığını tahmin ediyorum ama ne kadar katılmıyorsun? Ya önce lafa bakarım, laf mı diye, sonra söylene bakarım, adam mı diye diye söylene, acayip şey söylene, kezban bir açıklama yapmayayım da. Abi, Westbrook'un kendini göstermesini istemezsiniz. Zaten sakatlandı Durant, bir sezon oynadılar, playoff yapmadılar. Yani, abi Westbrook playoff'taki Westbrook güzel Westbrook. Playoff'taki Westbrook NBA'nin en değerli 3-4 oyuncusundan biri olan Westbrook. Normal sezonda kendini göstermek için öne çıkmaya çalışan Westbrook, yararından çok zarar olan Westbrook. Şimdi. O yüzden bu playoff'ta maalesef Durant takımını yarı yolda bıraktı. Yani bu sene şampiyon olamadıysa Oklahoma City ana sorumlu demeyelim, ana neden Durant'tır. Ama doğrusu bu. Sen şampiyon olamadın diye doğrudan vazgeçersen o ihtimali çok daha azaltırsın. Gerek yok abi. Durant nasılsa forma girer. Nasılsa girer. Şey, Harrison Barnes'a ne teklif edilirse edilsin Golden State karşılayacağını açıklamış. 14'te 2'den önceydi o açıklama yalnız. 14'te 2 attıktan sonra bir anda ya dur bakalım falan demiş olabilirler. Yani. Ben şey diye düşünüyorum. Hani playofflar oynanıyor. Böyle bir durumda zaten aksini söyleyemezlerdi. Muhtemelen ondan. Hem ondan hem de abi şimdi Harrison Barnes 14'te 2 attı. O parayı hak ediyor mu? Orayı hak ediyor mu falan. Evet, bunların hepsi geçerli tartışmalar. Fakat Golden State'i özel kılan bu takımın İşte o Klay Thompson'ın üçüncü adam olmayı kabul edebilmesi, Stephen Curry'nin top paylaşabilmesi, Draymond Green'in, yani hepsinin belli bir rolü var. Bu yapı iyi bir yapı. Bunu upgrade edeceğim diye ya da bu yapıda çok hak etmiyor diye bozarsan sıkıntı iyi bir fikir değil bu yani. Yani Harrison Barnes orada önemli bir rol oynuyor ve hala çok genç bir oyuncu. Bunu da unutmayalım. Verilsin abi. Yani Harrison Barnes takımın başarısı yüzünden ekstra prim almış sayılır yani. Şey, daha playoff serisinde konuşmak istedim de zaman kalmıyor. Belli bir süre kısıtımız var. LeBron'un Draymond Green'in üstünden adım atarak geçmesine ne düşünüyorsun? Onu bir sorayım. Abicim, kusura bakma da dünyanın en steril ortamında yaşamıyoruz. Bu oyuncular inanılmaz bir efor harcayıp korkunç bir adrenalin harcıyorlar. Doğal olarak orada maç içindeki değişik reaksiyonlar olabilir. LeBron James maç içinde ceza... Benim tek eleştireceğim nokta hakemlerin ona maç içinde ceza vermemesi. Yani teknik foul'u vermeliydiler orada. Vermediler. Sonra NBA yönetimi LeBron'a teknik foul'u, Draymond Green'e de flagrant foul'u verdi. Gayet de doğru, gayet de normal bir uygulama. Fakat abicim yani bu kadar da şey değil, polyanlı ortamı yok yani. Oyuncular orada büyük bir enerji ve adrenalin harcadıkları için sinirleniyorlar. Çok normal bir tepki. Ha, hoş değil evet ama cezasını aldı bu kadar basitten. Ne bekliyorsunuz ki daha fazla ceza mı olacak? Barkley'e sormuşlar. O da şey demiş yani, eğer bir oyuncu sizin üstlerinizden adım atarak geçiyorsa onun kasıklarına yumruk atmak ahlaki zorunluluğunuzdur demiş. Yani artık şey de değil, karar seçim falan. Ya Charles Barkley bazen abartmayı seviyor. Bir de onun döneminde olan doğrular artık biraz daha yumuşatılmış durumda. Yani siyah ırkın işte kendisine saygısızlık gösterene anında gücünü gösterme gibi bir öğretisi vardı. Yani ırkçılığı daha çok yaşamış jenerasyonlar, bir önceki jenerasyonlar bu konuda çok daha sertti. Yani sen bana saygı göstermiyorsan ben sana zorla, yumruğumla gösteririm kafası vardı. Ondan hafif uzaklaşılıyor artık. Yani artı hani sahada bunu yaparsan tek zararın kendine olur. Hani teknik foul alan bir rakibe yumruk atar ve oyundan atılırsan sen takımına zarar vermiş olursun. Bireysel olarak yani kişisel olarak bunu yapmayı haklı görebilirsin kendine. Ama senin o formayı giydiğin sürece o formaya karşı bir sorumluluğun var. Formaya olan sorumluluğunu, yani kendine olan sorumluluğunu yerine getirmiş, formaya olan sorumluluğuna ihanet etmiş oluruz. Kevin Love'a sormuşlar. Şimdi takım arkadaşı sonuçta Kevin Love.
Biraz da tartışmalı bir isim ya, gitsin mi gitmesin mi, takas mı olacak falan diye. Hemen tabii farklı anlamlar çıkarmışlar yaptığı açıklamadan. O şey demiş, yani saygısızlık olarak görülüyor genel olarak. Çok da konuşmak istemiyorum gibi bir şey demiş ve saygısızlık olduğunu söylemiş kısaca. Ya şöyle... Dürüstlüğünden doğru mi söylemiş yoksa tepki mi var? Dürüstlüğünden ya, dürüstlüğünden. Bir de şu, mesela ben de aynı şeyi söyledim yani. Kevin Love'dan başka bir şarkı bir şey söylemedim. Pek çok kişi de aynı şekilde, yani doğrusu bu zaten. Mesele şu ki abi, bazen bazı demeçleri çok fazla reaksiyon vermemek lazım. Çünkü oyunculara Amerika'daki medya o kadar çok soru soruyor ve o kadar çok konuşturuyor ki, ve genelde aynı soruları sordukları için oyuncular bir süre sonra aynı cevapları vermekten sıkıldıkları için biraz daha farklı ifade etmeye çalışıyorlar. Onları başka yerlere çekebiliyorlar. Bence ki onlar çok düz, çok doğru bir şey söylemiş. Şimdi bu muhtemelen senin biraz önce anlattığın gibi bir şey. Hani çok fazla konuşmanın arasından cımbızla çekilmiş bir şey. LeBron James'e 4. maçtan sonra şey soruyorlar. Ya LeBron James şöyle bir şey söylüyor, pardon. Diyor ki, ben Cleveland'da sadece şampiyon olmak için gelmedim zaten. İlk amacım şampiyon olmak değil. Ben burada daha çok projelere yatırım yapıyorum. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Daha iyi oluyor burada olmam demiş. Basketboldan mı soğuttular adamı, yoksa bu cımbızla çekilmiş bir şey mi? Abi cımbızla çekilmekten öte, aynı soruyu 70 kere sorduğun zaman adam 70 kere şampiyon olmak istiyoruz, daha sezon bitmedi, daha şey bitmedi dedikten sonra bir yerde şey diyor ya, peki tekrar tekrar soruyorlar. Diyorlar ki işte ya işte 3-2 yapabilecek misin? Şey yapacak. Cleveland'da şampiyon olmak için dönmüştün, işte hedefine ulaşamadın 2 sene üst üste. Hani, ya tamam, şampiyon olmak için döndüm ama aynı zamanda başka işler de yapıyorum. Sırf bu değil deyip başka bir şey söylemeye ihtiyacı hissediyor adam. Genelde öyle oluyor. Hani bunun özelinde söyleyeyim. Genelde öyle oluyor abi. Tamam. O zaman bugünlük kapatalım haberler bölümümüzü. Sizden de şeyleri yorum bekliyoruz. Durant nereye gitsin? Jason Kidd kontratı hak ediyor mu? Bunlara yorum bekliyoruz sizden de. İyi günler. Hoşçakalın.